Yeni Eğitim Bakanlığı'ndan muhakkak bir temsilci yanımızda oluyor. Ayrıca uluslararası ofisimiz İngiltere'den de temsilciler geliyor. Hep beraber en doğru insanları bu okullara göndermek için uğraşıyoruz, fon bulmaya çalışıyoruz. Bu da bizim esasında ilk toplantımız. Daha önce böyle bir toplantı hiç yapılmadı. Çünkü böyle bir şey yoktu, bir insan gücü yoktu, böyle bir organizasyon yoktu. İnşallah faydalı olur. Çok da fazla duyuru yapmadık. Çünkü şu an için dediğim gibi kısıtlı bir sayıda çalıştığımız için ayrıca tabii Anadolu'dan da çok talepler geldi bu toplantıları tekrar etmemiz konusunda. Tabii oralara da yetişeceğiz inşallah ilerleyen yıllarda ama bu toplantı özellikle kısıtlı tutmak istedik. Bir kendimizi test edelim, görelim bakalım nasıl oluyor diye. Umarım herkese faydalı olur. Şimdi arkadaşım Metin Örsel, o da kendisi. Buradakilerin hepsi, görevli olan bütün arkadaşlarımız ya okuyorlar, ya mezunlar. Metin arkadaşımız da Amerika'daki okulumuzdan mezun. Size bir tanıtım yapacak. Sonrasında halen okullarda okuyan öğrencilerimize birer sorular, bir takım sorular verdik. Onlar çıkıp o soruları cevaplayacaklar. Sonra da sizlerden soru cevap alacağız. Bu şekilde devam edecek. Ebru Başkan, teşekkürler. İsmim Metin Örsel. Hatırlatma ilk başta. Ben tekrar bunu sesini alalım. Saygı alacağım. Ben dinozorlar kategorisinden oluyorum. Arkadaşlar bulanacak şimdi bayanlar ama Türkiye'den Güdebüsü'lere ilk gidenlerdeniz. Bizden önce Atlantikalıca giden abilerimiz de vardı bir dönem. Ben şey benzetmesini yapıyorum. Bizler Niña Pinta Santa Maria gibiyiz. Niye? Çünkü okyanusa bilinmeze açılmıştık. O zamanlar böyle internet yok. Böyle bilgiler verebilecek, bizden önce gitmiş tecrübesini alacak mezunlar yok. Biz bilinmeze gidiyorduk. Bizim için çok büyük bir heyecandı. Hatta yıllar sonra babam itiraf etti ki, düşündüm dedi, ben acaba bu bursu iade mi etsem, yani Milli Eğitim Bakanlığı, yani çocuk yapabilir miyim, nereye gidiyor onu da bilmiyoruz. Elbette bir bebeği yetiştirmişiz. Şimdiki gibi çocuklar böyle dünya vatandaşı olarak da yetişmiyordu o zamanlar. Kapalı bir toplumduk. Tek kanal siyah beyaz televizyonumuz vardı. Şimdi gençlere korkunç gelebilir. Ama biz bilmeze gitmiştik. Şimdi öyle değil. Çok farklı. Sonrasını düşündüğümüz zaman biz arkadaşların çoğundan korktuk. Tekrar bir araya gelmemiz için Facebook sağ olsun. Sınıfımızın yarısını falan toparladık ama şimdiler hiç korkmuyor. O yüzden şimdiki durum çok farklı. Ben size bir sunum yapacağım. Bu sunum biraz şablonvari nedir, nasıl gidilir, ne vardır, ne beklenir, ne kazanırsınız vesaire tarzı sorulara yüzeysel cevaplar verecek. Ama ondan sonra tekrar bu şekilde, yani bu ısınma turunu yaptığım şekilde informal bir seanslara geçeceğim. Kendi şahsi tecrübemden örnekler vereceğim. Ondan sonra da genç arkadaşlar, şu anda hali hazırda okumakta olan veya yakın zamanda mezun olmuş olanlardan ben de yeni şeyler öğreneceğim. Çünkü okullar da değişti. Ben mezunlar toplantısına gittiğimde 20 yıl sonra okulu tanıyamadım ya. Bizim de nazarımız yok. Biraz falan dedik böyle. O da hep şeydir zaten. Hangi okuldan mezun olsanız orası ondan sonra imar olur. Daha güzel bir yer haline olur. Şimdi bir, burada bir sürü tanıtım toplantısı. İlki, Ebru Başkan dediği gibi bu bir nevi pilot. O yüzden daha çerçevede tutup bundan sonra inşallah daha geniş kapsamlı, daha yaygın, daha çok tekrarlı yapabiliriz. United World College, Birleşik Dünya Koleji. Bu Birleşik Dünya Koleji lafını ilk defa 25,5 sene önce duydum. Okula burs duyurusu geldiği zaman bir daha da duymadım. Benim işte ondan sonrası UWC'dir. Yani ağız alışkanlığı. United World College uzatarak da söyleyeyim. UWC. Lakin bizim dekan çok kızardı. UWC. Sakın World College demeyin der. World College diye bir yer yok. United World College. UWC. Niye bunu geldi diye biz birazcık şey bulduk onu. Yani robot gibi bir adamdı filan. Ondan sonra gençlik şeyle delikanlılıkta niye böyle diyor ki, biz de inadına tersini söyledik. Ha, şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü amaç oradaki U orada bir şey. United, birleştiriyor. Dünyanın her yerinden, kendi ülkeleri tarafından maddi olanakları gözetmeksizin seçilmiş. Önemli çünkü bu işin içinde burs var. Yani maddi olanağı yeterli olmasa da öğrencilerin buraya gitmesine engel olmasını istiyoruz bunu. Öğrencilere eğitim vermeyi, bu bir eğitim kuruluşu, bunu unutmayalım, yani orada yaz kampına gitmiyorlar. Dolayısıyla akademik bir başarının bir temelinde olması gerekiyor. Bir sivil toplum örgütüdür. Bunu çok kafaya ben takmadım o zamanlar, çünkü benim için üniversite kurulucu kalıcılık, yani oradaki C harfine yapmıştım ama şimdi bakıyorum, dünya çapında 40 bin tane mezunuyla hepsi bir yerlere gelmiş, IMF'de çalışanı var,
Microsoft'un başına geçmiş olanı var vesaire. Dolayısıyla bir lobi kuvvetini kazanmış oluyor bu mezunlar. Şimdi o zaman sivil toplum örgütü tarafını biraz daha irdelemeye başlıyorum kafamda. International Understanding, bu laf kafamıza çakıldı 2 sene boyunca oldu. International Understanding deyip durdular. O zamanlar çok anlamıyorduk, gençtik. Zamanla daha iyi anlıyoruz bunu. Hani daha iyi içinize sindirebiliyoruz. Uluslararası anlaşmada ilk defa Türkçe olarak söylüyorum. Çünkü dediğim gibi yani İngilizce orada ana dil. Yani kaçarı yok. Amerika'daki okulda özellikle çok yüksek mesela İspanyol ağırlığı vardı. Dolayısıyla böyle klikleri vardı. Onları masasını okursanız yandınız, İspanyolca bilmiyorsanız. O yüzden genelde oraya gidenler ikinci dil olarak İspanyolca olarak da. Ama İngilizce esas dildir ve belli bir İngilizce seviyesi gerekmektedir. Benim zamanımda İngilizce istiyorlardı. Şimdi biraz daha çıta aşağı çekilmiş, onun açıklamasına da geleceğiz. Uluslararası anlayışa ve barışa destek vermek için. Yani dünyamızın bolca ihtiyacı olan amaçlar. Şimdi peki nasıl başladı? Cesur bir hamleyle Alman eğitimci Kurt Hahn Soğuk Savaş'ın dorukta olduğu zamanlarda UWC kavramını ortaya attı. Soğuk Savaş'ın dorukta olduğu zamanları ben görmedim ama isminde hissediyorum. Soyadım Örsel. Soyadımız değiştirildi. Bizim soyadımız Kızıl Örs'tü. Ama Kızıl kelimesi alerji yaptığı için o Stalin zamanlarında başvuruk mahkemeye soyadımızı değiştirmişti dedi. Yani o derece Soğuk Savaş'ın dorukta olduğu zamanlarda ya biz buna nasıl çare buluruz demişler. Savaşı bütün dünyayı bir ülke fethetmediği sürece ne yapacağız? O zaman ülkeleri bir arada yaşatacağız. Nasıl yapacağız? Dünyanın her tarafından gençler bir araya getirildi takdirde. Yine önemli bir kavram. Çocukları bir araya getirmiyoruz. Niye? Brave New World kitabını aldıysak, sizin Cesur Yeni Dünya kitabını okuduysanız veya filmi seyrettiyseniz, çok küçük yaşta alırsanız beyin yıkamış olursunuz. Onun kişiliği gelişmez. Ama gençleri bir araya getirirseniz ne olur? Hepsi kendi kültürlerinde birazcık bir şeyler kapmışlardır. Bir araya gelirler, kendi kültürlerinden o karışım ortaya çıkar. Onun zevkini tadarlar. Dolayısıyla gençleri bir araya getiriyoruz. Peki, üniversitelerde de olmuyor mu? Üniversitelerde birazcık daha özelleşme oluyor. Ama burada henüz lise seviyesinde, lise 3-4, hatta o zaman bizim zamanımıza göre lise sonra üniversite 1'e denk geliyordu o zamanlar. Daha bir sadece herkesin, ister mühendis tarafına, mühendislik tarafına geçecek olsun, ister sanatçı tarafına geçecek olsun veya edebiyatçı olacak olsun vesaire. Herkesin, her çeşitten insanın bir araya geldiği bir ortamda. O yüzden bu çeşitlilik içeri zenginlik katılıyor. Bakıyoruz, dinsel, kültürel, ırksal anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Zaten oraya gittiğiniz anda, o ana kadar pek takmıyorsanız bile bir anda milliyetçi oluyorsunuz. Odanız duvarında bayrak asılıyor. O ana kadar çok o kadar değilse bile dinsel tartışmalara girmeye başlıyorsunuz. Ya öyle diyorsun ama böyle filan falan. Bir anda savunma moduna geçiyorsunuz. Çünkü o zamana kadar challenge edilmemiş, meydan okunmamış bazı düşüncelerinize zıt şeyler düşünen bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Diversity dedikleri çeşitlilik her manada var. O yüzden o açıdan zengin bir ortam. Ha, buna hazırlıklı mısınız? Bizim zamanımızda dediğim gibi biz global bilinçte öyle kasaba halindeki bir dünyada yaşamıyorduk. Dünyadan kopuktuk. Telefon için bile yani komşuya gittiğimiz zamanı hatırlayacak kadar yaşım var benim. Dolayısıyla diğer kültürlermiş, şunlar bunlarmış. Hollywood filmlerinde gördüğümüz kadarını diyoruz belki ama şimdi öyle değil. Yani online oyunlar oynuyor çocuğum, dünyanın dört bir tarafından insanlarla vesaireyle. Yani her saniye dünyayla içteyiz. O yüzden şu anda bu farklı kültürlerle daha ekspozeyiz. Düşünüyorum, benim çocuğum şu anda lise 1'e gidiyor. 8-10 tane ülke gördü daha şimdiden. Ben 10 yaşındayken İstanbul'dan dışarı 2 defa çıkmıştım. İstanbul'un Anadolu yakasından Rumeli yakasından tek başıma 1 kere çıkmıştım. Beni uçağa koyup 3 aktarmayla Albuquerque denen bir yere götürdüler. Ben sadece Red Kit'ten biliyordum Albuquerque'yi. İsim komik gelmişti o kadar. 16-18 yaş arasında gençler dolayısıyla bu işin ideal olarak görülmüş. Bu yaşlarda kendi kültürlerini almışlar ama hala taze, hala boş yer var kafada, şekillendirilebilirler ve bir araya gelip kaynaşırlarsa bundan sonra da böyle devam eder mi sorusu aklınıza geliyorsa cevap evet. Bakın yazar imzalı. İlki kurulan alternatif proje. Dediğim gibi benden de, bizden de büyük abilerimiz oraya göndermişti Türkiye'den ilk başta. 1962'de İngiltere'de açıldı. Şu anda 5 kadar 10 adet üyelerimizi var. Birazdan harita üzerinde göreceğiz bunları. Ve dediğim gibi artık bir lobby kuvvetine ulaşmış vaziyetteyiz. Çünkü 180 ülkeden 40 bine yakın öğrenci. Zaten 200'den biraz daha fazla sayıda ülke var şu anda Birleşmiş Milletler'de. Neredeyse dünyanın her tarafında öğrenci var. Vanuatu'yu birçoğunuz haritada bulamayabilir. Benim oradan arkadaşım var. Yani sahaya, masaya ananas geldiği zaman alıyor bıçağı, bakın böyle kesinlikle çak 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 yapıyordu mesela. Yani
enteresan tecrübeler yaşıyorsunuz. Vanuatu bir şef tarafından yönetilmektedir, biliyor musunuz? Ve Birleşmiş Milletler de Türkiye ile aynı oy hakkına sahiptir. Bu da garip geliyor size. Ya sen kimsin ki falan öyle demedin. Ben de bir ülkeyim diyor. Benim de temsil hakkım var diyor. Afrika'da arkadaşlarla görüşüyorsunuz. Bir tanesi diyor, ben işkence gördüm. Çocuğa Kanada'dan tam burs verdiler. Gel dediler, ev verdiler vesaire ve ne oldu biliyor musunuz? Çocuk afalladı. Çünkü hayatında bu kadar iyi bir muamele görmemiş. Şaşırdı. Çok daha uç noktadan da şey var. Yani Devrik Yunan Hanedanı'nın prensi de bizim okulumuzda okumuştu. Yani çok geniş bir yelpazede insanlar buluyorsunuz. Zaten biraz sonra okulları tanıtmaya başladığımız zaman arkadaşlar da söylerler. Okulların hepsinin bir tarafında bir kale, şato tarzı bir şeyler vardı. Bir hanedanda bir bağlılık vesaire vardı. Prens Charles bir zamanlar bir işin hangisiydi. Şimdi kimdi? Kraliçenin olur mu? Nelson Mandela. Dolayısıyla bu müdefisi hareketleri dünyada verilen önemi göstermesi açısından da güzel. Yani dünyadaki önemli bir şahsiyet bu işin hamiliğini devam ettiriyor bayağı devralarak. Ve 100'den fazla ülkede ulusal komiteler, bu mevzu organizasyonu kurmuş vaziyette. Biz de ilk çalışmaları hatırlarız 20 yıl kadar önce. Gün başladı zaman ben bakmıştım bu ümitsiz vaka demiştim. Çünkü bizde milli eğitim şey bırakmıyordu, elinden bırakmıyordu. Kontrol bizde Türkiye'de bir dernek kurup da yurt dışıyla ilişki kurmaya çalıştığınız zaman dış işlerinden izin almanız gerekiyor falan. Bayağı bir bürokrasisi vardı ama tebrik etmek istiyorum arkadaşları. Yani sebatla devam ettiler, yılmadılar ve öyle bir noktaya geldiler ki geçen sene ağzım açık kaldı. Seçmeleri biz yaptık yani. Yani bu büyük bir şey bence Türkiye'de. Çok iyi bir noktaya gelmesi. Çünkü oraya gidecek öğrencilere en iyi seçim olarak kimdir? Eğitimcilere saygım sonsuz. Onların yerini alamayız. Doğru. Ama orada yaşamış insanlar olarak oraya kimlerin en iyi uyum sağlayacak konusunda en iyi fikir sahibi olacaklar da belki mezunlardır. Bizim de fikrimiz en azından sorumlu oluyorduk. Şimdi komitede hem yurt dışından temsilci var, hem bizim komitemiz var, hem Milli Eğitim Bakanlığı var. Bence güzel bir dağılım olmuş vaziyette. Şimdi dolar işaretinin olduğu noktalara geliyoruz. Yöresel okuyan öğrencilerin çoğu bursludur. Bu burslar hükümetler, vakıflar, uluslararası kuruluşlar, bağışçılar, eski öğrenciler ve bunları belediye tarafından karşılanmaktadır. Amerika'da bu sistem Türkiye'dekine göre çok daha oturmuştur. Özellikle üniversitelerde mezunlar çok büyük ağırlık taşır. Çünkü büyük adam oldukları zaman, ensiz kanallara geldikleri zaman sıkı bağışlar yaparlar mesela. Kendi çocukları da üniversiteden sonra daha rahat geldi. Sen misin buna? Bizde o kadar değil belki ama yavaş yavaş bizde de oturmaya başladı gibi. Niye? Çünkü parayla besleniyor sistem. Para olmazsa olanaklar olmuyor. Yani çocuklarımızı özel okula gönderiyoruz. Neredeyse bir Amerika Üniversitesi'ne vereceğimiz kadar senelik para verdiğimiz oluyor. Dolayısıyla bu iş parayla dönüyor. Bu para nereden gelecek? Doğru. Bir sürü kaynak var. Uluslararası kuruluşlar, vakıflar. Benim okuduğum Amerika'daki okulun adı Arnold Hammer United Kurukları. Arnold Hammer kimdi? Kızılmıyerler diye bilinirdi. Eski 20. yüzyılın ilk yarısında Rusya ile ticaret yaparak sıkı bir servet sahibi olmuştu. Occidental Petroleum'un hissedarıydı ve okul için büyük bir fon ayırmıştı. Bu fon 2 sene sonra doluyor süresi. Ve okul kara kara düşünüyor şimdi, mezunlara yazıyor. Daha fazla para bulmalıyız diyor. Mezun dergisinin son sayfaları da genelde bağışçıların listesidir. Hangi sınıf daha ne kadar bağış yapmış vesaire gibi şeyler yapar ve bizi yarışa sokar. Bizim sınıf geçen sene çok kötüydü, bu sene işte gaza geldik, daha iyi bağışlar yapıyoruz ama yeterli mi? Ne olursa olsun vakıf gibi sürdürülebilir gelirlerin olması gerekiyor ki okullar şu ana kadar ayakta kaldı, bundan sonra da ayakta kalacaklar ve mezun sayısı arttıkça da daha rahat edecekler gibi geliyor bana. Dolayısıyla o açıdan bir sorun yok. Bizim de seçtiğimiz öğrencilerin bir kısmına burs verebildiğimizi başkanımız toplantının sonunda açıklayacaktır. Seçim komitesi bu konuda atama yetkisine sahip. Uluslararası merkez İngiltere'de, International Office diyoruz. Oradan yönetiliyor ve oradan bir temsilci geliyor bizim seçmelerimize. Merkezin görevi de planlama, organizasyon, finansal kaynak toplama, iletişim ve mezun derneklerinin koordinasyonu. UWC'den mezun olunca ne alıyorsunuz, ne alabiliyorsunuz? International Baccalaureate diploması. Bizim zamanımızda bu Milli Eğitim Bakanlığı'na anlatmakta zorlanmıştık. Lise denkliği veriyorlardı o zaman. Ama mesela Amerika'da bu daha değerli bir diploma olarak görülüyordu. Öyle ki eğer notlarınız yüksekse Amerikan üniversitelerinden kredi alabiliyordunuz. Fizik ve matematik derslerinde özellikle 1, 2 hatta 3 döneme kadar kredi almak mümkün oluyordu. Bizden mezun arkadaşlardan Amerikan üniversitelerine devam edenlerin
birçoğu ilk seneyi pas geçip ikinci seneden başladı okula. Dolayısıyla bir sene kazançları da oldu. Ben orada devam ediyorum. Aletseydim mesela ben yüksek seviye, ileri seviye matematik almıştım ve iyi nokta geçmiştim. 3 dönem kredi alabilecektim yani 4. dönemden başlayabilecektim okulada diye. Bizim üniversitelerimizin böyle bir uygulama yaptığına dair benim bir bilgim yok. Ama onu da bir araştırabiliriz. Bizde şu anda lise 4 sene olduğu için lise 2'den sonra oraya gidiyorsunuz. Lise 3 ve 4 olarak oraya okuyorsunuz. Dolayısıyla buradakilerle arkadaşlarınızla aynı zamanda mezun olmuş oluyorsunuz. İster orada yurt dışında bir üniversiteye devam edin, ister burada bir üniversiteye devam edin. Sene kaybı söz konusu değil. Eğitim süresi 2 yıl. Misyon cümlemizi tam olarak okumam gerekiyor. Milletleri, kültürleri ve insanları sürdürülebilir, barış dolu bir gelecek için bir araya getirmek ve bu misyon için eğitimi bir güç olarak kullanmaktır. Valla orada bir dengeyi kurmak gerekiyor. Eğitim diyoruz, akademik gereklilik diyoruz. Seçerken de akademik olarak bir çıta koyuyoruz. Orada da üzerimizdeki baskı IB'yi geçmenizdir. Okulda kendi başarısını birbirinin altına düşmesine izin vermiyordu. IB'yi geçemeyen öğrencim olmasın diyordu. O yüzden baskı kuruyordu. Ama bu iş sadece şey değil yani kitap oku, ders oku, gel sınava geç, ondan sonra aferin al diplomayı git değil. İşin içinde çok daha fazlası var. Ve birazdan onları teker teker göreceğiz. Buradaki bazı önemli değerlerin okulun içindeki yaşayışa ve okulun hatta bazen zorunlu, bazen seçimlik olarak sunduğu aktivitelere nasıl yansıdığını göreceğiz. Sürekli ve sürdürülebilir. Hadi burada birazcık sidekick yapayım, birazcık resmi şeyden çıkayım. Kendimden örnek vereyim. Sürekli ve sürdürülebilir. UWC arkadaşlığı farklı bir şeydir dendiği zaman bana attırık bir cümle gibi gelmişti. Bunu bana söyleyen benden önce Amerika'ya gitmiş olan Esra Çoldur oldu. 87 yılında mezun olan. Orgulu'dur kendisi. Ondan sonra seçmelerde de hekim ol türküsünü söyletmişlerdi kendisine Orgulu olduğunu duyunca. O zaman da böyle demiş. Biz herhangi bir şey yapmıyoruz yani. Yeteneksizsiniz Türkiye falan falan gibi şeyler yapmıyoruz merak etmeyin. Yapabiliriz mesela. Esra bana telefon, yani benim tek oryantasyonum bu olmuştu. UWC'ye gitmeden önce Esra beni telefonla aramış. Arkadaşlığın çok farklı, çok güzel olduğu bir yere gidiyorsun filan demişti. İyi filan tamam. Bakın dediğim gibi yani biz arkadaşlardan kopuktuk. İnternette filan mailleri bulduk. İşte mezunlar şey biten. Zar zor sınıfın yarısını topardık. Ben mezunlar toplantısına 20. yıla oğlumla beraber gittim. Gitmeden önce de biraz erken gideyim arkadaşları ziyaret edeyim dedim ve Amerika'nın batı kıyısını boydan boya gitmeyi düşündüm. Kanada'dan Meksika sınırına kadar. Çünkü her şehirde bir arkadaşım var. Kanada ve Meksika'ya yakın noktalarına dair. Dolayısıyla bir mail attım. Seçtim batı kıyısında kimler var, select ettim şeyler. Ondan sonra mail attım ve ona şu kadar bir şey yazdım. Oğlumla geliyoruz, bir gece kalabilir miyiz? Ondan sonra gelen cevaplar neredeyse standart. Kahvaltıda ne istersiniz? Adamla 20 yıldır merhabam yok. Tek kelimem yok. Mesela Seattle'a gittik. Microsoft merkezi oradadır. Microsoft'un genel müdürlerinden biri bir de üstü mezundur. Amit Mitter gitti. Ondan sonra bir de üstü mezun olur olmaz MIT'ye gitmiştir. Oradan sonra da çıkar çıkmaz hemen Microsoft'a girmiştir. Stock option'lardan sıkılmıştır. Kanada'da kendi buzulu vardır. Yani toprak yatırımı yapmış. Toplantım var dedi. Ben seni ağırlayamayacağım. Annemler geldi. Onlarla diğer evde kalacağız Redmond'da. Ben sana evin anahtarını vereyim diye. 3 milyon dolarlık evin anahtarını bana verdi ve otobüsü atlayıp gitti. UWC arkadaşlığının enteresan bir tarafı. Bu yanlış anlayayım. Bed and Breakfast Club değil. Bir sürü arkadaş da gelip bende kaldı. Yani İstanbul'dan geçen herkes merhaba der. İstanbul'a gelip de merhaba demiş olanların yanına da bir işaret koyarım. Onu görürsen mezunlar gününde soracağım. Sen nasıl İstanbul'a geldin de beni aramadın? Bazı önceler şöyle, Metin toplantım var, toplantıya devam edeceğim, o yüzden sana görüşemeyeceğiz diye. O zaman tamam, bunda bir şey yok ama gelip de beni aramadın ha şeklinde. Kırılırız da böyle. Arada bir minik reunionlar olur, minik toplantılarımız olur. Şans eseri birisi geçiyorsa bir Avrupa şehrinden toplantıya, orada biri daha varmış, hemen haber verir, tak 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 birkaç kişi toplanırlar. Bir kafede merhabalaşırlar, bir öğle yemeği, ondan sonra giderler. Ama olay. Enteresan olan şu, daha dün gibidir. Yani oradan indim Seattle, Kanada'dan indim aşağı San Francisco'ya geldim. Alcatraz'a bakan çok güzel bir yıl var, Hintli arkadaşım. Yine Hintli tesadüf, telefon vermemiştik lezzetli. Ondan sonra
akşam oturuyoruz, konuşuyoruz. Türk lokantasına gittik San Francisco, benim için değişiklik olsun diye. Ondan sonra işi çok beğendi, İskender kebabı filan. Ya şimdi buradaki gibi değil, sen gel bir Türkiye'de de bak nasıl oluyor dedim. Ondan sonra akşam oturuyoruz. Onların arkadaşları geldi, o beni tanıttı, lise arkadaşım dedi. Kadın, aslında you kept in touch dedi, demek ilişkiyi devam ettirdin sen. No dedik. Kadın, nasıl yani? Yok, 20 yıldır görüşmüyorsun. Çat kapı geldim dedi filan. Kadın dondu kaldı, ama nasıl böyle bir şey olabilir filan falan. Olur, olur. Dünyanın dört bir tarafından insanlar da gelip o iki seneyi o kadar yoğun biçimde orada yaşayınca, paylaşımlarınız olunca bir kalıba giriyorsunuz. UWC mezun haline geliyorsunuz çıktığınız zamanlar. Daha başka örnekleri de sonrasında verebilirim. Ama şimdi bunları sağlayan özellikler nedir? Uluslararası ve kültürel anlayışı desteklemek. Açık olacaksınız. Ben oraya gittim, ilk duyduğum neydi? Brezilyalı geldi. Dedi, siz bizi kestiniz dedi. Dedi, o kadar da değildi. Ama adı Pablo Bilezikçiyan. Yani Ermeni kökenli dedeleri. Şeyden, Anadolu'dan göçmüş. Ondan sonra çok konuştuk onunla, çok görüştük mesela ondan sonra ve beni de çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Böyle şoke olabileceğiniz durumlar olabiliyor. Yani bizim öğrenci birliği başkanı seçtiğimiz arkadaş hakkında sonradan çok garip şeyler duyuyoruz mesela. Aa, hiç öyle bilmezlikten falan diyoruz. Açık olacaksınız. Uluslararası kültürel anlayışı desteği. Farklılığımızı önemsemek ve değerlemek. Hepimiz farklıyız. Bu farklılıklar bize zengin kılıyor. Orada adamları bir kalıba sokmaya çalışmıyorlar. Kendileri oluyorlar. Kişisel sorumluluk ve ahlak. Kişisel sorumluluk. Aa, herkese bir sorumluluk yüklüyorlar. Öyle şey yok. Ben şeyden mesulüm mesela. Yatakhanelerin temizliğinden haftada bir kere ekip toplayıp mesela tak 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 yatakhaneleri, mutfaklarını vesaire temizlettiriyorum. Ortak sorumluluk ve saygı. Saygı duyacaksınız birbirinize. Merhamet ve şefkat duygusuyla hizmet ne alaka diyeceksiniz. Hizmet bu işin bir parçası. Gönüllü servis yapmanız gerekiyor. Gönüllü servis yapmanız gerekiyor lafı kendi içinde birazcık tezat oldu belki ama öyle. Ben mesela yaşlılar yurduna gidiyordum her hafta. Pazartesi günleri 2 saat yaşlılar yurdunda. Yaşlılarla işte sohbet ediyoruz. Orada kimsesizlerle. Ondan sonra tombol oynatıyoruz vesaire. Benim şansıma mesela pazartesi günleri rahip gidiyordum. Ben her hafta şarap ekmek ayinine katılmak zorunda kaldım mesela. Enteresan. Doğaya ve çevreye saygı. Bizim okul için konuşabilirim, Amerika'daki için doğanın ortasında. Bu okullar biraz zaten izole noktalarda oluyor. Yani şehrin göbeğini niye okulun ortasında, beşenlisinin ortasında kurmamışlar da gitmişler. New Mexico'ya, Santa Fe'den bir makas kuvveti uzaktaki, ondan sonra bir şehrin, ufak bir şehrin kenarına kurmuşlar. Biraz insanlar kendileriyle ilgilensinler istiyorlar. Yoksa New York'un ortasında kursan bunu, insanlar belki şehre dalacaklar, kendileriyle okullara ilgilenmeyecekler. Biraz soyutluyorlar ve doğa bizde çok önemliydi. Bizim dönemde peak yaptığını söylerler, daha sonra konuştuğum bizim wilderness instructor, yani vahşi doğada yaptığımız kamplarda vesairede bizi yöneten sorumlu şey, okul görevlisi. Kurtarma operasyonlarına gittik, adam biri dağda kaybolmuş mesela, hemen çağrı geldi, search and rescue derlerdi, SAR team, SAR takımı. Ondan sonra gece vakti toplanırız, çantalarımızı alırız. Gideriz. Ondan sonra helikopterlerle bizi bıraktıkları oldu filan böyle. Ciddi ciddi şeyler yaparsınız. Rock climbing. Ben o zamana kadar ağaca tırmanmamıştım hayatımda. Gittiğim ertesi günü verdiler, böyle bağlayacaksın filan falan. Yani ben nasıl yaparım filan falan. Yapıyorsun. Oraya tırmananlar da insan. Örümcek değil bizim gibi insanlar. İdealizm algısı. Biraz fazla idealist oluyorduk orada. Yani bu noktada biz dozu kaçırmıştık. Ondan sonra oradan çıkıp ayaklarımız yere basınca is there life after UWC? UWC'den sonra hayat var mı? Gibi şeyler söyledik. Evet, var ve gerçek dünya var. Biz orada birazcık, o dedim ya, hani kapalı ortamda biraz fazla aa tamam dünyayla bütünleştik, şu oldu, bu oldu, yaşasın, barış, kardeşlik vesaire dışarı çıkıyorsun. Öyle değil. Sudan çıkmış balığa dönüyorsun, akvaryumdan çıkıyorsun, bir dakika burada bir okyanus var. Bize bunu şey çok güzel çalışmış, ne sahip kim yapayım. Arjantin'in Amerika Büyükelçisi, eski Amerika Büyükelçisi gelip konuşma yapmıştı bizim okulda. Özellikle dünya medyalı çocuklar, Güney ve Orta Amerika'da arkadaşlar ki hani Metraklar'da bir şey, Erken Kalkan'ın darbe yaptığı ülkelerden gelen arkadaşlar çok zorladılar onu sonlarında. Yani birçoğunun akrabası, şusu, busu kaybolmuştu sandığınızda zamanında, Santiago'da, şurada, burada vesairede. Adam en son dedi ki dışarıda gerçek bir dünya var dedi, bağırdı bize. O bizim için önemli bir andı. Evet biz burada güzel kardeşlik, kültürel anlayış, saygı, sevgi vesaire diyoruz ama dışarı çıktığımız zaman bunu koruyabilecek miyiz? Bize oradan ayrılırken de bunu söylemişlerdi. Dikkat edin demişlerdi.
kişisel mücadele. Kişisel mücadelesi önce akademik ortamda veriyorsunuz. O derste bir geçmeniz gerekiyor. Başka ne mücadele veriyorsunuz? Biraz önce söylemiştim. Yani milliyetçi değilsen milliyetçi kesiliyorsun. Dinler değilsen dinler kesiliyorsun. Yani çünkü etrafta çok farklılıklar var. Bir savunma şeyi yapmaya çalışıyorsun. Artı bir de benim dediğim, bendeki tecrübelerde olduğu gibi doğayla mücadele etmen de istenebiliyor. Bu aralara vesaire tutuluyorsun. Davranışsal ve kişisel örnekle ilişkili etmek. Evet, bundan sonra örnek adam olacaksın. Yani. Ha o gönüllü servis, zorunlu gönüllü servis vardı ya. Ne yaptı? Ben geldim Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar Mühendisliği'nde. Ders başlamış. Bakıyorum iskemler yamuk duruyor. Onları düzeltiyorum, tamam mı? Oradan 20 kişi bana bakıyor. Yani ne yaptı bu adam? Ne yapıyorum biliyor musun? Hizmet ediyorum. Karşılığında bir şey alıyor mu? Hayır. Evin orada yolda bir çukur vardı. Doldurdum. Arabaların lastikleri giriyor. Belediye de düzeltiyor. Arabalar zarar görüyor vesaire. Ben ne oldu? Ne olacak ki? Herkese de bir şey karşılık almanız gerekmiyor yaptığınız iyi bir şey karşılığında. Bu düşünceleri almak için o hani zorunlu gönüllülük birazcık insana alışkanlık kazandırıyor. Transformational experience. Bunu ben de ilk kez duyuyorum. Yani işte dönüşümlü deneyim kazandıran programlar. Şimdi bizde bizim için geçerli bir sistem daha var. Onlara o kadar şey yapmadım ama 2 yıllık üniversite öncesi International Baccalaureate diploması kazandırıyor. Bizim bilmemiz gereken bu. Çünkü bir de tarımsal eğitim veren bir tane daha Simon Bolivar mıydı? Ondan sonra okulumuz var. Kişisel örneklerini kendinin lideri olarak öğrenir. Kendinin lideri. Sadece kendin değil. Dolayısıyla şu anda dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olmanın bence avantajını yaşayabilirsinler. Bunların hepsine bursumuz yok, hepsinde yerimiz yok. Ama ve şu da var, yani dünyadaki ülke sayısı da arttı. Adamlar da olabildiğince temsili arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla eskiden bize yer açan bir kolej daha sonra açmayabiliyor. Şimdi başka tarafta ülkede alacağız. Atıyorum yani Yugoslavya bölümünde bir sürü yeni ülke oldu vesaire gibisinde. Dolayısıyla ülke sayısı artınca kotalar da değişebiliyor. Her sene kota belirleniyor, bize bildiriliyor, biz de ona göre seçimimizi yapıyoruz. Bakın burada sunum hazırlanırken de eğitim kalitesi ve işte liderlik yaparken sosyal sorumluluğu ilk sıraya koymuşuz. En önemli parçası. Yani arkadaşlar tam bu bir okul. Burada akademik bir şey alıyorsunuz, diplomanız oluyor, değerli bir diplomanız oluyor, şudur budur vesaire ama içinizdeki bu sosyal sorumluluğu geliştirmek bunun en başta şeylerinden biri, hedeflerinden biri. Empati kurmak, kampüste yaşam, kampüste. Yani bir de şu var, yatılı okul. Baktığınız zaman dünyadaki bir sürü başarılı liderin hayatında akademik dönemde hep bir yatılı okul şeyi geçmiştir. Yani kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğrendiği ve bunu başarabildiği bir dönem olmuştur. Çocuğunuzu gönderirken Türkiye'deki başka bir ekiplere göndermiyoruz. Dünyanın öbür ucuna gönderiyorsunuz. Belki Christmas yani yılbaşı tatiline de gelemeyecek. Yani bir sene görmeyeceksiniz çocuğu. Ama görmeyeceksiniz de artık tam geçerli değil. Bizim zamanımızda biz mesela pazartesi akşamı saat 9'da telefon benimdi. Benim o saat telefon edecekler için ben buraya yazı asardım. Bu saatte telefonu kullanmayın diye haftada bir alomuz vardı. Şimdi MSN'den şuradan buradan görüntülü konuşabiliyorsunuz her yerleri. Ondan Skype'ı bilmem neydi. O dönemler geçti yani. Bizim zamanımızdaki kopukluk, iletişim kopukluğu şimdilerde yok. O açıdan rahatız. Eğitim kalitesi, ben buna keyifli olabilirim. Beni bile zorlamıştı bu bile ukalalımın yansıması. Babamın not ortalaması %98'di, benim 99'du. Çocuğa fazla bir şey bırakmadı işte çok yukarıda. Oraya gittiğim zaman özellikle matematik dersinden çok zevk almıştım ve üst seviyeyi almıştım matematikte. Gerçekten üniversite seviyesini vermişti diyebilirim çünkü ondan sonra üniversitede rahat ettik. Liderlik, bunu da önce zaten vurgulamıştım. Şimdi ülkemizde de bu sayı sürekli arttığı için tam sayı şu an itibariyle alamadım. En son 21 diyebiliyordum. 20 küsur okulda bu IB diploması verilmekte. Eyüboğlu'da var, Koç'ta var vesaire. Ve bütün öğrenciler değil ama aradan seçkin bir kitleyi alıp bu programda yetiştiriyor okullar. Yurt dışında bir okula başvurduğumuz zaman da bizim normal herhangi bir okul diplomasından daha üst düzeyde görülüyor. IB yapan nedir? 6 tane ders var. Bunlar 2 farklı seviyede alınabiliyor. Standart veya yüksek. Hangisinde kendinizi güveniyorsunuz? Onu üst seviyede alabiliyorsunuz. Bunların
pardon altı dedim ama 7'ye kadar da çıkma şansınız var. Eğer kendinize güveniyorsanız ekstra ders alabiliyorsunuz. Dağılımları nasıldır? Dil dersleri var. Mesela benim için büyük bir fırsattı. Yapmadım işte şu anda pişmanım. Biraz önce beyefendiye de söyledim. Burada İstitüsü Cervantes'i. İspanyolca mesela. Bir sürü İspanyol arkadaş vardı. Meksika burnumuzun dibi. New Mexico'daydık. Zaten Meksika'dan daha fazla belki Meksika'nın olduğu yerdeydi. Ondan sonra çok rahat değiştirebileceğim bir fırsattı. Almadım için pişmanım. Ama ikinci dili orada almak. O dili konuşan bir insan en az 5-10 tane her nesli dil seçerseniz etrafınızda olacağı için pratik yapma şansınız da bolca olacağı için etrafınızdasınız. Gayet güzel. Dil açısından iyi. Ondan sonra Türkiye'dekine göre bence mesela çok daha güzel bir şekilde okutulan bir tarih dersi var. Tamamen sebep sonuç ilişkileri üzerine kurulmuş. Bu konuda bir konu hakkında yazılmış farklı kitapları alıp işte yazarların düşünce arasındaki farklılıkları analiz ettiren hocaların dersler değil. O açıdan bakıldığı zaman çok zevkli işlenen insan ve toplum bilimleri dersleri vardı. Ekonomi bizim öğrenciler arasında çok popüler derslerden biriydi ve istatistik değerini bilmiyorum ama benim tanıdığım bilimsel mezunlarında çok büyük bir kısmı daha sonra ekonomi okumuştur. Biyoloji, kimya, fizik fen derslerindeki laboratuvar ortamları çok hoşuma gitmişti. Hocalarımız da çok iyi hocalardı. Baktığım zaman geri dönük olarak en çok zevk aldığım fizik ve biyoloji dersleri orada okuduklarımda. Ama matematiğin yeri benim için ayrıdır. Hala matematik yarışmalarına girelim. Ondan sonra gençlerle mücadele iki kez zorlaşıyorsa da haftaya Türkiye Zekası finalinde bu arada. Görsel sanatlar, bu bende yoktu, öyle bir kabiliyetim yoktu. Hani yeteneksizim Türkiye diye itiraf ettiğim noktadan bir tanesi ama çok yetenekli arkadaşlarımız da vardı. Ve fizik hocamızın mesela hayali hep şeydi, orkestra yönetmek adam bu konuda da yetenekli. Hemen tak 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 yetenekli öğrencilerden orkestrasını bulup bize de güzel konser vermişti. Öyle arkadaşlar vardı ki bir tanesi Japonya'da piyano şampiyonuydu, öbürü Alman şu anda... Almanya'da Demet Tuncay var, bizim mezunlarımız Amerika'dan. Axel Kober de bir orkestra yönetiyor şu anda Almanya'da. Dediğim gibi renkli ve zengin çeşitli bir kişilik grubuydu. Dersler 7 puan üzerinden notlandırılıyor. 6 ders, 6 kere 7, 42. Artı eksen essay dediğimiz bir tez yazılıyor. Artı theory of knowledge. Bilgi kurumu dersi var. Bundan da bir puan alabilir. Dolayısıyla maksimum 45 puan alabilir. Eğer 7 dersi aldıysanız 52 üzerinden de not alabilirsiniz. 7. dersinizde diplomanızda gözükür. Bizde 52'de 52 alan 2 tane arkadaş olmuştu bizim dönemde. 45'te 42'de kalmış. Neyse. Creativity Action Service. CASLI'ye kısalttığımız, bu terminoloji. Türkçesinde de aynı şekilde kreasyon, aksiyon ve servis olarak esasında. Türkçe olan kelimelerle. Kısaltabilirim. Yaratıcılık, bedensel hareket ve hizmet. Bu üçü de olmalı diyor. Yani kendini zorlayacaksın, bir şey üreteceksin diyor. Kafandan bir şey çıkacak diyor. Valla dünyada ona kadar kimse düşünmedi. Bir şeyleri çıkar, üret, kendin bul diyor. Hareket et diyor, hımbıl olma diyor. Ben öyle bir öğrenci istemiyorum diyor. Oturuyor böyle sabahtan akşama kadar ders yapıyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Hareket edeceksin diyor. Spor da yapacaksın diyor. Artık aktivite neyse, daha da kullanırsın. Backpack, al çantanı git, kamp yap hafta sonu vesaire. Öyle böyle. Ve servis. Bir şekilde bir hizmet edeceksin diyor. İnsanlara karşılıksız olarak da bir şeyler vereceksin. Bu envai çeşit servis var bizde. Bir tanesini seçeceksin yani. Ben şeyde de çalıştım. Bizim orada kaplıcalar vardı. Yeni şeyler, havuzlar kazılacaktı. Giydik ayrıca çizmeleri. Daldık şeyin içine, çamurun içine kazdıklar. Böyle böyle bir şekilde servis hangisi yapabiliyorsa. Herkes için olmayabilir. Ama ben bedensel olanı tercih ediyorum. Sosyal yaşam. Okuldan okula çok farklılık gösterebiliyor. Yatakhanelerde, rezidanslarda kalabiliyorlar. Bir odada kalan öğrenci sayısı 1 ila 6 olabiliyor. Cinsiyet arası ayrım yapılmış vaziyette ama koridor bazında, kat bazında ama bina bazında olabiliyor bu. Ondan sonra her yatakhanede bir tane rezil tutur dediğimiz sorumlu öğretmen var. Onun evi orada ve akşamları saat 10'da mesela bütün öğrencinin içeride olduğunu kontrol yapar yoklamayla. Alkol uyuşturucu bulundurmak, kullanmak yasak. Çok katı kurallar. Ondan sonra bizde çok gelinen yasaklardan bir tanesi de şeydi. Yangın aramaya çalıştırmak yasak arkadaşlar. Bunu yapmayın derlerdi. Bir oldu, iki oldu. Çok sert dediler. Bir daha yapan olursa atılacak. Hiç.
gecenin bir vakti çalıyor. Yok, ya orada bizdeki gibi değil. Yani çalıyor, tam yalıyor, yok. Herkes çıkıyor dışarı. Olması gereken yerde duruyor. Kuralsa kural. Kuralları uyguluyoruz. O yüzden bir daha da olmamıştı. Telefon. Biraz önce söyledik zaten. Telefona ne yapacağız artık? İnternet üzerinden zaten sesli görüntülü. Alışıyoruz. Şimdi Türkiye'de 200 civarı UWC mezunu öğrenci var. Epi bir kısmını toparlamaya başardık. Dediğim gibi yeniler zaten hiç kaybolmuyorlar. İnternet üzerinden ulaşım kolay. Eskilerden de toparladığımızı toparladık. İstanbul en çok yoğun olduğumuz noktalardan bir tanesi olduğu için genelde burada toplanıyoruz. Ama Türkiye'nin diğer bölgelerinde arkadaşımız bulunmakta. Nereden başvuruyor? Herkes her okuldan başvurabilir. Hiçbir kısıtımız, burada bir limitimiz yok. Biraz sonra neler gerekiyor kısmını ayrıca konuşacağız. Seçici kurulda bizler olduğumuz için artık öğrenciyi tartma açısından yani bu adam buraya uyar, yapabilir noktasında karar vermesinden artık çevre uyum ve kaynaşma konusunda, doğru adamla seçme konusunda sorun olmadığını düşünüyoruz. Herkes uyum sağlayabiliyor mu diye bir soru aklınıza gelebilir. Bizim zamanımızda uyum sağlayamayıp bırakanlar olmuştu. Yani 2 seneyi tamamlamayıp 1. seneden bırakan bizim dönemden bir arkadaş oldu. Üst dönemden bir tane olmuş. Alt dönemden de bir tane oldu haberi geldi. Bu gittikçe istatistik bir oran azalıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü dedim ya eskiden dünya daha kopuktu. Şimdi daha küçük yaştan itibaren insanlar farklı kültürlerle kaynaşmaya başladığı için, seçimler de ona göre yapıldığı için daha azalmıştır diye tahmin ediyorum. Mimiklerin ötesinde farklı yetenekler geliştirmişler. Öğrenciler. Kimlerdir bu tür öğrenciler? Yani baktığınız zaman birçoğu güzel yerlerde çalışmakta. Dedim ki finans sektöründe pek çok arkadaşımız var. Benim aynı dönem orada okuyan Ebru, Microsoft MSN'in Regional Manager'ıydı bütün Avrupa, Afrika, Türkiye. Şimdi Master'ın başında. Ben Türkiye'nin en büyük bankasında IT projelerini yöneten proje ofisinin başındayım. Vesaire. Ve sadece Türkiye değil, şu anda yani toplanmakta bazen zorlanıyoruz çünkü arkadaşlar sürekli bir yurt dışı ayağı var. Ya yurt dışında çalışıyor, yaşıyor, ya işte gitgellerde vesaire. O yüzden toplantı zamanlarımızı ayarlamakta zorlanıyoruz. Artık biz de siber uzayda toplantı yapmaya başlayacağız herhalde. Şimdi nasıl başvururum sorusuna geldik. Lise 2. sınıf öğrencisi olmak gerekiyor ve lise 3'e doğrudan geçmiş olmak gerekiyor. Bir not çıtası koyalım dedik. Gerek 9. sınıf, gerek 10. sınıfın ilk dönemindeki not ortalaması en az 3.5 olması gerekiyor diyoruz. İsmi cezası almamış olması gerekiyor diyoruz. Yaş olarak da 16 ila 18. Bizim zamanımızda 19 yaşında olanlar da vardı. Hatta Çin enteresan bir şekilde 21 yaşında falan gönderdi. enteresan bir şekilde. Ama Rus rekor kırmıştı. Gelen çocuk 57 çocuğu vardı. İlk defa bir Rus öğrenci geliyordu. Bu şeydi, Gorbaçov'la falan görüşüp bunu ayarladılar. Onlar da şimdi mahcup olmayalım, iyi bir şey olsun, okumuş birisi olsun falan diye üniversiteden gönderince koca koca adamlar ya, Yuri ile Igor. Ondan sonra biraz şey kaldılar böyle. Ondan sonra zaten şey böyle ceket falan dolaşırlardı. Ya, yani Rusya tam anlatamadık galiba nasıl öncesini ama hemen uyum sağladılar bize. O ceketler falan gitti, kot pantolonlara dönüştüler. İgor'la hala görüşürüz, İstanbul'a geldiğinde de uğramıştı. Sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgili olmak gerekiyor dedik dediğim gibi. Yani orada birazcık hareketli olmanız isteniyor. Tek başınıza böyle odanıza ders çalışmak olmaz ve en az orta seviyede İngilizce bilmek. Bu konuda geçen sene açık söyleyeyim, ben şaşırmıştım seçmelerde. Çünkü bizim zamanımızda İngilizcesinin iyi olması bir zorunluluk diyordu ama şu anda orada çıta biraz aşağı çekilmiş ve anladığım kadarıyla yani İngilizce yeterli değilse ilk başta bir İngilizce destek şeyi yapılıyor okullarda. Kursu yapılıyor. Evet. Uluslararası bir okulda ülkemizi temsil edecek niteliklere sahip olmak. Yurt dışında yatılı bir okulda okurken oluşabilecek her türlü farklı şartta manevi anlamda dayanıklılık. Her türlü farklı şart. Kişisel cesaret, özgüven ve çevreye duyarlılık, paylaşımcılık, temsil yeteneği, soran, tartışan, araştıran bir kişi olmak, ön yargısızlık, dünya olaylarının farkında olmak, çağdaş ve ülkü ölmediği olmak. Ön yargısı olmanız gerekiyor demek bir ön yargı bu esasında. Ama bu güzel özetlemiş esasında. Çünkü bu özelliklere öyle böyle sahip olmanız gerekiyor. Eğer orada adınızın kalmasını istiyorsanız değil. Çok farklı yapıda öğrenciler geldi. Bazılarını hiç ülke isim vermeyeceğim. Ya bunu kim seçti dediğimiz de oldu.
açıkçası. Ama bazıları vardı. Çocuğu edebiyatta çok iyi olduğu için göndermişler. Yani o tür dallarda çok iyi olduğu için göndermişler. Adam matematikte okul birincisiydi. Amerika çapında yarışmalarda dereceye girdi. Matematikte. Edebiyatı nasıl bükeyim diye merak ettim. Bazısına bakıyorsunuz, adamın hayatı müzik ondan sonra. Ve şey, müziği de matematiksel olarak yeni besteler yaparak yapıyor falan. Dediğim gibi her çeşit insan var. Ve hepsinin farklı özellikleri var. Kimisine bakıyorsunuz, bildiğiniz adam şey neredeyse sırt çantasını sırtından çıkarmayacak. Sürekli şeyde böyle. Ne zaman bir çağrı olsa hadi gidelim, hadi şöyle hadi bunu vesaire. Kimine bakıyorsunuz, adam şey orada dil konusunda kendini geliştirmek istiyor. Sürekli İspanyollarla takılıyor mesela. İspanyollardan daha İspanyol haline gelmiş. Size bu fırsatları sunuyor, tamam mı? Böyle güzel bir ortam. Ne tarafa gitmek istersen kardeşim, bol bol şey var ama soran, araştıran ve tartışan olacaksın. Tartışma konusunda ileri gitmiş birisi karşınızda duruyor. Susmazdım, şu anda da beni susturamıyorsunuz. Gecede körüne kadar tartışıldık insanlarla. Yok kardeşim, siz Avrupalılar şöyle yaptınız, biz böyle bunlar falan falan. Dedim ki, Papa Bileziciyan'la saatlerce tartışıldık. Ondan sonra Ermeni meselesini. Macarlarla bayağı bir tartışmışlığımız vardır. Osmanlı'nın bize bıraktığı şeylerin mirası gayet güzel orada temsil ettik. Çağdaş göçlük ve medeni olmak. Gerçekten bunların hepsini topladığınız zaman zaten o noktaya geliyorsunuz. Nasıl başvurun? Bunların hepsi zaten web sitesinde var. Burada üzerinden tek tek geçmeyeceğim. İnternet sitesinden bunları görebilirsiniz. Şablon için herkesten bunları istiyoruz. Ondan sonra bu sene seçimi birazcık daha farklılaştırıp mülakattan başka hani gruplar halinde bir şeyler de yaptıralım, insanların birbiriyle interaksiyonu da görelim şeklinde düşüncelerimiz de var. Henüz full detayını bu işlerini yapmadık. Bu süreç nasıl olacak konusunda yine detay var. Bir ön elemeden geçiriyoruz başvuruları. Ondan sonra seçilenlere e-postayla haber veriyoruz. Seçim bir günde bir yerde yapılıyor, tekrar yapılmıyor. Dolayısıyla katılmazsanız katılamazsanız şansınız yanıyor. O yüzden dikkatli olmak gerek bu noktada. Ve karar kesin, itiraz da kabul edilmiyor. Dediğim gibi bunların da detayları var. İlk şurada dikkat edilecek şey, PDF dosyası olarak indirip önceden kağıt üzerinde doldurmakta fayda var. Çünkü ilk kez dolduruluyor. İnternet üzerinde. Bir giriş geliş size ait ondan sonra. En sonunda her bize ayrılmış slot için, okul lokasyonunda bize ayrılmış yer için bir asil bir yedek belirliyoruz. Ondan sonra da seçilen adaylarla bir oryantasyon daha toplantısı yapıyoruz. Halihazırda okumakta olanlarla beraber buluşuyoruz, konuşuyoruz. Onları hazırlamaya çalışıyoruz gelecek olan adaylara. Ben süreyi aşmak üzere olduğumun farkındayım. O yüzden teşekkür ediyorum. Tekrar sözü öbür başkanı bırakıyorum. Sılağım. Hindistan'da okuyorum ben. İlk dönemimi bitirdim. Benim sorum, ilk izlenimlerim neler diye. Ben Hindistan'a kabul edildiğimde çok mutlu olmuştum. Gerçi ailem pek takmamıştı. Hani herhalde Hindistan'a gitmek istemezsin falan gibi bir durumları vardı. Ben kendim çok uğraştım gitmek için. Ama hani ben çok soğukkanlıydım. Hindistan için çok heyecanlıydım. Gitmek için gün sayıyordum. Ama bir baktım, yazın son günlere yaklaştıkça çok zorlaşmaya başladı. Ve böyle Facebook'ta bir sayfa vardı Hindistan'da yeni girecek arkadaşlarla alakalı. Herkes çok heyecanlıydı, herkesin beklentileri, sorular yazıyorlar falan. Ben böyle hiçbir beklentim yok, Allah Allah, bende mi sorun var acaba falan durumundaydım. Sonra bir baktım gün geldi çattı. İstanbul'dan havaalanında uçağımı bekliyorum. Sonra Facebook'ta gördüğüm Belçikalı bir arkadaşımla karşılaştım. Tam bavullarını veriyordu. Dedim, UVC mi, sen de mi Hindistan'a gidiyorsun? O şekilde kendime yoldaş buldum. Böyle hani uçakta böyle bir 7 saat güzel muhabbet ederek Hindistan'a gittik. Ben inerken çok korkmuştum. Benim öyle başladı. Bomba çünkü çok düzensiz bir şehir. Böyle yukarıdan zaten sabah saat 5 falan. Böyle yukarıdan cehennem gibi gözüküyordu. Dedim, ne yapacağım ben burada, ya biri karşılamak sürprizi falan. Sonra Caner sürpriz yaptı, bizi karşılamaya geldi. Tabii ben Caner'i görünce havalara uçtum. Hindistan'da public araya da sarılmak falan yasakmış da ben uçtum derlere atlıyorum, zıplıyorum falan. Caner, ne yapıyorsun, sular arasacaktır, hadi babamın al falan. Sonra öyle bir 120 kilometre okulla bombayı arasında. Biz böyle 4 saatlik falan bir şık yolculuğuyla
okula gittik. Benim aslında belki de en güzeli oydu. Hiç beklentim olmasın çok güzeldi. Bilmiyorum, insanlar çok sıcaktı. İlk bir ay deneme periyoduydu ve öncesinde de bir hafta oryantasyon haftası vardı. Böyle ismini bilmediğim ülkelerden insanlar vardı. Onun geçtiği herkes çok farklıydı. O beni çok cezbetti. Herkesin farklı bir background'u vardı ve hani ilk günlerim belki de zordu. Ben girdiğimde hani ben gelirken şeydi, Melisa ve Caner biliyorlar. Biraz üzüldüm ya, cuma işte uçağımız kalktı. Gitmesem mi falan, böyle çok kötü falan modundaydım. Bana deselerdi ki gideceğim Ağustos'ta hani Hindistan'a gideceksin, çok seveceksin. Hem ülkeye hem kampüse ayrılmak istemeyeceksin. Çok iyi arkadaşların olacak falan. Ben böyle hadi canım falan olurdum muhtemelen. Ama her anlamda beni gerçekten hem kampüs hem o ortam gerçekten çok büyüledi ve çok şu anda da mutluyum. İlk dönem bitti. Bir ay sonra... Daha bir okulda okuyorum, onu dedim. Ankara'da Türk Anadolu Lisesi'ndeydim ben. Benim ailemin yaklaşımı da oydu. Bilmiyorlardı UVC'yi. Hani zaten burada da iyi bir okuldasın, burada iyi bir üniversiteye girersin, Hindistan'a mı gideceksin falan. Modunda tavırları vardı. Zaten insanlara hani sorduklarını ya soruyorlar, nerede okusun? Ben Hindistan'da okuyorum. Hindistan mı? Hindistan'a mı gittin falan. Ama ben çok memnunum. İyi ki de gitmişim. Belki de hani bunu Hindistan'da söylüyordum. Belki de hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri olmuş. Bir de ben çok şanslıyım. Caner ve Melisa'ya biz çok böyle çok close bir komiteyiz. Belki de okuldaki böyle en yakın komite biziz galiba. Böyle insanlar bazen biz ikimiz konuşurken Turkish Moment falan diye gidiyorlar böyle. Öyle. Ben UEC Güney Afrika, Swaziland'daki bir okula kabul edildim. Benim okulum güney tarafta olduğu için, yani o haritada altta gördüğünüz okul benim. Alt tarafta olduğu için daha başlamadı. Hatta buranın en acemisi benim. Daha gitmedim okula. 15 Ocak'ta başlayacak. Evet, birkaç da resim vermiştim. Okula ilgili çok araştırma yapmıştım ben de. Hatta öncelikle gitme nedenim, benim abim de... Sorunu söyle istersen, bir dönüşe evet. Niye başvurdun? Neden başvurdum? Benim abim de UVC'lerden mezun, Armie Hammer'dan mezun Amerika'dan. O gelirdi bana anlatırdı işte böyle böyle, işte bir sürü mesela nerede olduğunu bilmediğim ülkelerden gelen arkadaşlarım var falan diye bana bahsedince ben de orada okumak istedim dedim. Ve böyle bir kuruluşa başvurdum. İşte yaptığım sosyal aktiviteler vardı. Bunları neden devam ettirmeyeyim diye düşündüm. Ve hep kafamda vardı. Burası benim okulum. Afrika'da. Sonra Afrika'ya neden gitmek istedim? Çünkü ben şey düşünüyordum zaten. Tahsilimi, lisans bölümünü Amerika'da yapmayı düşünüyordum. Ve Avrupa'ya, Amerika'ya her zaman zaten giderim. Afrika neden olmasın, hayatımın iki yılı benim için çok ilginç geçecek diye düşündüğüm için böyle bir bursu kabul ettim, çok mutlu bir şekilde. Benden bu kadar şimdilik. Ben de İngiltere'de Atlantik Koleji'ndeyim. Buradaki okulun da söyle. Burada şey, burayken de Teritör'deydim. Tüketim Vakfı'nın Erç Türkeş Üniversitesi. Aslında yaşadığın zorluklar neler? Yaşadığım zorluklar neler? Ya açıkçası ben yemekler dışında çok bir zorluk yaşamadım. Yani neredeyse değil. Ama şey hani etrafımda gözlemlediğim kadarıyla da arkadaşlarımın yaşadığı zorluklardan yola çıkartan tiplerim. Genelde kültür şoku yaşayanlar çok oldu. Hani gerçekten çok çok farklı ortamlardan geliyor insanlar ve uyum sağlayamayabiliyorlar. Aynı odamda hayatı boyunca hani hiç sosyalleşmemiş belki işte insanlarla çok konuşmayan, çok farklı ortamlardan gelen insanlar bir Afrikalıyla bir Norveçli aynı odada kalabiliyor, hani zorluk yaşayabiliyorlar. Ya da mesela Müslüman ülkelerden gelenler her sabah kalkıp namaz kılanlar var. Hani, yani diğerleri karşılayabiliyor. Başka, ben yemekler konusunda bayağı zorluk yaşadım. Çünkü hiç bana göre değildi. Benim sorunum birazcık. Gerçi başka okullarda da bu şekilde sonlanışanlar var galiba ama çözülüyor, zamanla alışıyorsunuz. Başka, İngilizce konusunda çok zorluk çekenler olabiliyor ilk gittiğinde. Ama hani zaten sürekli İngilizce konuşulan bir ortam olduğu için insanlar hani başka bir soru yok galiba, değil mi? Sorun. Tamam, şey, teşekkürler. Adamın sorusunu bence. Öyle ha. Evet. Eski okula göre en büyük farklar neler? Eski okuluma göre bir kere en büyük fark zaten bütün insanlar
insanlar hani dünyanın her tarafından geliyor ve her an her şekilde tartışma, ya tartışma dediysem ülkelerde olan olaylar hakkında sorular soruyoruz. İnanılmaz bir genel kültür artışı oluyor. Arkadaşlıklar çok başka. En büyük farklılık bu benim okulumda. Ama genel Türkiye'den gidenlere baktığımda eğitim sistemi çok farklı. Bir kere IB sistemi. Dersler çok farklı. İnsanlar dersler konusunda zorlanabiliyor. Ve yatakhane ortamı, hani kültür, o rahatlık en farklı şey bu bence. Merhaba, ben İtalya'da okuyorum. Bundan önce ben de İtalya'daydım. Benim sorum, yaşadığım İtalya'dan bu soruyu gördüm 3 hafta önce falan, hani 2 hafta önce falan. Ve sonra düşünmeye başladım, hani beni orada en çok etkileyen anlar neler diye düşünmeye başladım. Ama sonra son hafta pazartesi günü gelmeden önce bir kapanış törenimiz oldu. Ve orada beni en çok etkileyen anlardan birisi oradaydı. Bütün ülkeler, 188 tane ülke varmış, bunu da o zaman öğrenmiş oldum. Herkes kendi ülkesinin bayrağını aldı ve konferans salonumuz çok da büyük bir yer değil. Bütün bayraklar Afganistan'dan başlayarak United World College bayrağına kadar bütün bayraklar duvara yaslanmış bir şekilde odaya etrafa dizildi. Ve herkes bayrağını tutuyordu. Onun haricinde okulun yönetim kurulu, başkanları ve diğer öğretmenlerimiz falan herkes oradaydı. Sonra bu sene bizim müdürümüz değişti. Yani daha doğrusu değişecek. Hollanda'daki okula gidecek ve benim de ekonomi öğretmenimdi. O yüzden onun için de özel küçük gösteri falan hazırladılar. Ve o gösterinin sonunda herkes bir anda, yani planlanmamış bir şeydi kesinlikle. Herkes bir anda bayraklarını falan sallamaya başladı. Ve hep birlikte ayağa kalkıp dans ettik yani hep birlikte. Ve o an bayrakların dalgalanıyor olması ve bizim hepimizin aynı şekilde müdüre karşı, ki Peter buradaki de geliyor. Bu sene gelecek mi bilmiyorum ama. Gelecek. Ben de Hindistan'da okuyorum. Hindistan Yadır Üniversitesi'nde okuyorum. Daha önce Türkiye Eğitim Hakkı Üniversitesi Türkiye Özel Lisesi'nde okuyordum. Etkinliklerden bahsedeceğim. Nasıl aktiviteler yapıyoruz, hani kolay mı, zor mu? Önce gitmeden birazcık telaşlıydım aslında. Çünkü benim eski okulumda bayağı fazla etkinlik var. 50-60 tane etkinlik var. Onların içinden seçebiliyorduk. Ama gittiğim zaman gördüm ki azı yok, fazlası var. Olmayan etkinlikleri öğrenciler açabiliyordu. İstiyorsak gidip okul yönetimiyle konuşuyoruz. Onlar kesinlikle bizlere yardım ediyor. Okuldan sonra en az 3 tane etkinlik seçmek zorundayız zaten. Bu zaten sunumda da bahsedilmişti. KES'i tamamlamak için, creation, action ve service'i tamamlamak için en az 3 tane etkinlik seçmek zorundayız. Ama insanlar daha fazlasını seçiyor, daha fazla yapmak istiyorlar zaten. Bu etkinliklerin dışında ne tip etkinlikler var? Her türlü var zaten. En önemlileri service yapmak. Gidiyoruz, insanlara İngilizce öğretiyoruz. Yaşlılarla ya da zihinsel veya bedensel engelli insanlarla vakit harcıyoruz. Onlarla konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz, çocuklarla vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Hatta daha fazla çocuk oluyoruz diyebilirim onlarla oynarken. Yani nasıl hissettiğiniz, o yüzlerinde gördüğünüz gülümseme sizin gününüzü gün yapıyor. Yani ben bunu hissettiğimde çok mutlu olmuştum zaten. Sonra münazara etkinlikleri var, spor etkinlikleri var. Bütün spor etkinliklerini bütün UWC'lerde yapabiliyorsunuz zaten. Bunun gibi birçok etkinlik var. Kendiniz de dediğim gibi açabiliyorsunuz, yeni bir etkinlik yapabilirsiniz. Derslere yönelik etkinlikler var. Derslerinizi biraz daha telafi etmek için, daha iyi olabilmeniz için etkinlikler var. Yani bunun dışında bahsetmek istediğim şey aslında Travel Week ve Project Week olarak geçen 2 haftamız. İki dönemde de her gün, her dönemde bir hafta Project Week dediğimiz bir şey var. Ve öğrenciler gruplara ayrılıp çeşitli bölgelere gidiyorlar ve burada NGO'larla çalışıyorlar. Ben de bu sene Himalayalara gittim. Hani burada kazandığınız deneyim çok farklı. Hem insanlarla tanışıyorsunuz, oranın yerel halkıyla yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz.
Ben mesela daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım. Gittim bir şeyde, arazide çalıştık mesela. Daha önce belki de hiç toprağa dokunmamıştım. Yani benim için çok farklı bir şeydi. Onun dışında diğer dönemdeki haftada da yine arkadaşlarınızla geziyorsunuz. Ve bunu kazandırdığı şey de şu. Evet, tek başınıza güvenle hayata bakabiliyorsunuz belki de. Hani insanlar mesela bana soruyor, Hindistan'da nasıl tek başınıza geziyorsunuz gibi. Hani tehlikeli olabilir, şey olabilir. Ama bir süre sonra o kadar güveniyorsunuz ki kendinize, evet ben kendi başıma bunları yapabilirim şeklinde resmen hayatı keşfetmeye çıkıyorsunuz. Bu etkinliklerin kattığı şeyler de bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Burada herkese günaydın, ben Caner. Benim sırasıyla dediğim gibi ben de Mahindra'da okuyorum, Hindistan'da. Ve ikinci yılım bu okuldaki. Sosyal sorumluluk projeleri bizim okulda gerçekten çok önemli. Yani en önemli aktiviteler onlar. Zaten genel olarak aktivitelere biz Triveni diyoruz. Ve bu Hindi dilinde 3 tane nehirin buluştuğu nokta demek. Ama aslında sadece o 3 tane nehirin buluştuğu nokta değil, o nehirde orada bulunan, nasıl denir, o delta yatağından alınan toprakla bir şey yapmaktır. Yani genel olarak Hindu kültüründe de zaten sürekli olarak elinde olan materyallerden bir şey yapmak ve insanlara vermek her zaman vardı. Hani aynı şekilde Türk kültüründe olan bu işte yardımseverlik şeyleri Hindistan'da çok fazla olan bir şey. Bu yüzden servis aktiviteleri genellikle CASP için Hindistan'da en önemli olan aktiviteler. Bütün zaten çevrenizde Hindistan'da olan bir sürü insan olduğu zaman yardım etmek için bir sürü fırsatımız oluyor. Hani hem insanlara eğitme alanınız şeklinde ya da isterseniz ona şöyle fonlar oluşturabileceğiniz ya da çevredeki yerlere çeşitli yardımlar yapabileceğiniz bir sürü aktivite oluyor. O yüzden servis yapmak bizim okulda en önemli ve en kolay şey. Ve herkesin içinde olan başkalarına yardım etme duygusu eğer sizde azıcık biraz daha fazla varsa fırsatınız her zaman açık, her şeyi yapabilirsiniz. İkinci yıl olmak konusunda da ben biraz daha farklı bir açıdan yaklaşacağım yeniyenkine. Şimdi tabii ki her zaman hepimizin hayatında yapması gereken işler oluyor ama bir Birleşik Dünya Kulesi'ne gittikten sonra ve IB ile tanıştıktan sonra zaten hayatınız şu hale geliyor. Evet, iyiyimi yazdım, şimdi ne var? Hani hayat o kadar hızlı gidiyor ki özellikle ikinci senenizde hiçbir zaman ben bu makaleyi yazdım diye böyle muhteşem bir şey yaşayamıyorsunuz. Çünkü bir sonra daha bir başka makale daha yazmanız lazım. Ama hayatınızı bu olan sürekli olarak iş yapmanızdan geçen bir zaman içerisinde önemli olan şey bir an durmak ve hayatınıza bakıp ben neredeyim diyebilmek. Hani ben ikinci senemde bazı zor bir zamandan geçtim kendi anlamda duygusal anlamda. Ve o yüzden Melisa ve Sıla'nın burada oldu. Hani yanıma gelmesi çok iyi oldu. Çünkü birinci yılında yalnızdım ve Hindistan'da kimse ne Türkçe konuşur ne başka bir şey yapar. Yani yemeklerinden tutun. Bütün kültürler o kadar bambaşka bir yer ki insan kendini çok yalnız hissediyor. Ama ikinci yılınıza geldiğiniz zaman şey diyorsunuz. Evet, ben bir yılı başka hiçbir insan olmadan hayatımda atlattım. Ve bu artık hayatta her şeyi yapabileceğim anlamına geliyor demek. Ve bu doğru. Artık bu okula gidip bir yıl orada kalabilen herhangi bir insan hayatındaki her şeyi yapabilir. Ve bu yüzden ikinci yıl olmadı. En güzel yeri. Çok teşekkür ederim. Merhaba, ben UWC Mostar'dayım. Bursa Fenlisesi'nden geçtim. İşte kış tatili için buraya gelirken işte Amerikalı arkadaşımı getirdim. Spencer. I don't speak a word of Turkish, so I'm going to speak a little bit. I'm Spencer Watson. I'm 17 years old, and I'm from America, and I'm a first year at United World College in Mostar. I really recommend it, and I love it, and I'm doing my winter break in Turkey. İyiyim seçildiniz. Birinci olarak gittiniz. Ne güzel ülke. Gideyim şurada yiyeyim, burada yiyeyim, şurada yiyeyim. İkinci yıl, bütün işlerinizi ikinci yıla bıraktınız. Yapmayın. İkinci yıla özellikle üçüncü dönem dediğimiz, yani birinci yılınızı bitirdiniz. Üçüncü dönemde üniversitelere başvuruyorsunuz. Yani genel olarak en çok çalışmanız gereken dönem. İşte orada şimdi ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü şey var. EE'dir, WorldEd'dir, TOKE'dir, daha ne oldu hakkında hiçbir fikriniz olmayan bir sürü makale yazmanız gerekiyor. Hani ikinci yıl olmanın genel farkı daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama tabii bulunduğunuz okulda her şeyin nasıl çalıştığını daha çok biliyorsunuz. Hani insanları tanıyorsunuz. Böyle kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Daha güvenli. Ya daha kendinize güveniyorsunuz. İşte benim size tavsiyem bu açıdan. Hani birinci yılınızı, hani tabii ki birinci yılınızı böyle oturup ders çalışarak geçirin demiyorum ama birinci yılınızı en azından böyle ikinci döneminden hani birazcık
planlamaya başlayın. Böyle hangi üniversiteye gitmek istediğiniz hakkında bir fikriniz olsun böyle. IB programını bitirmeye çalışın. Yani diplomayı almaya çalışın. Birinci yıllarla ilişkilerin nasıl? Ha, birinci yıllarla ilişkimiz işte ilk geldiğinizde zaten ikinci yıllarınız size bir introduction week diye bir oryantasyon haftası düzenliyor. Hani ikinci yılda ilk haftanız böyle geçiyor. Ondan sonra onlara kendinizde bir birinci yıl olduğunuz için biliyorsunuz hani nerelerden geçtiğini falan. Hani onların böyle yanlışlarını görüp düzeltiyorsunuz hani şunu yapma, şunu yap falan filan. Ama tabii onları aynı zamanda hani serbest de bırakmanız gerekiyor. Daha değişik bir deneyim diyebilirim ikinci yıl olma deneyimi. Evet. UWC'nin benim için en önemli anlamı tabii ki de orada kazanılan dostluklar, paylaştıklarınız, hayatınız boyunca unutamıyorum. Yani çok duygulanıyorsunuz. Sonrasında zaten herhangi birisiyle hani reunion'a gittiğiniz zaman bile hani bir karşılaştı, ilk karşılaştığınızda bile bir ağlama, bir şey geliyor. Yani çok anlatamıyorum. Sadece giden arkadaşlarım belki bunu şu an hissediyorlardır. Onun dışında kesinlikle herkesin dediği gibi servis çok önemliydi. İşte benim için en özel anılarım büyük ihtimalle o serviste, işte ben Special Olympics bu zihinsel ve bedensel engellilerin etkinliğine katılmıştım ve orada hani onların ailesinin mutlulukları, çocukların mutlulukları, yani ben iyi bir şey yapıyorum diyorsunuz. Kendiniz de mutlu oluyorsunuz, yaptıklarınızdan mutlu oluyorsunuz. Ya o yüzden o UWC experience çok farklı bir şey ve kesinlikle hiçbir şekilde hani gidenler de çekinerek şey yaparak gitmesinler. Çok hayatınız boyunca unutamayacağınız özel anlar yaşayacaksınız. Ve sonrası için de şöyle bir şey söyleyeyim. Akademik anlamda çok şey kazanıyorsunuz. Üniversiteye gittiğiniz zaman hani ben bunları biliyorum oluyorsunuz. Yani üniversiteye bir ön hazırlık gibi, her şeyi bilerek gidiyormuşsunuz gibi oluyor. Ve çoğu diğer arkadaşlarınıza göre farklı bir konumda başlıyorsunuz okula. O yüzden gitmeyi düşünenler varsa, ya bize de sorularınızı daha sonra aklınıza takılanları da sorabilirsiniz. Yani. Şimdi hangi üniversitedeyiz? Şu an ben Türkiye'de oldum. Ben ODTÜ'deyim. İktisat, UWC'de ekonomi almıştım ve şu anda ekonomi, yani ileri seviye ekonomi almıştım ve hani ilk senemde hiç zor, yani derslere gitmesem bile çok yüksek notlar alacak şekilde altyapısını hazırlamıştı bana, yani orada aldığım ekonomi dersleri. O yüzden bu kadar.